sahneye koyduğu tiyatro oyunlarının yanında oynadığı dizi karakterleriyle de insanlara kendini sevdiren ve kabul ettiren asi, sakin ve dobra kişilik Erdal Beşikçioğlu'nu tanıyoruz. 1970 yılında Ocak ayının 5. günü dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu aslen Ankaralıdır. Ordu Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da doğan sanatçı, ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, lise ise İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde tamamlar. 1989 yılı takvimleri kullanıldığı sırada Erdal Beşikçioğlu da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girer. 1993 yılında üniversiteden mezun olur ve vakit kaybetmeden devlet tiyatrolarında oyuncu olarak görev almaya başlar. Aradan 2 yıl geçer ve 96 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alır. İş ve meslek bakımından babasını örnek aldığını belirten Beşikçioğlu, kendisini babası gibi işkolik olarak değerlendiriyor. Babasının mesleği nedeniyle sürekli olarak şehir değiştiren Erdal Beşikçioğlu, hayatındaki en büyük eksikliklerden birinin sebebini buna bağlıyor. Birçok şehirde yaşayan Erdal Beşikçioğlu'nun hiç mahalle arkadaşı yoktur ve bunu askere gidince fark eder. Ankara'ya gönülden bağlılığını her daim dile getiren sanatçı, ayrıca Gençler Birliği takımının taraftarıdır. Çocukluk yıllarında babasının da etkisiyle Fenerbahçe'yi tutar, fakat Cemil Turan'ın futbolu bırakmasıyla o hevesi de biter. Ayrıca uzun yıllardır Gençler Birliği takımının başkanlığını yapan İlhan Cavcav, Beşikçioğlu'nun amcasıdır. Sinema ve televizyon dizilerindeki oyunculuğundan önce gelen tiyatro oyunculuğu konusuna baktığınızda en dikkat çeken şey, hala Ankara'da sahnelediği Nikolay Vasilyeç Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyunu olacaktır. Kapalı gişe olarak devam eden oyunda Erdal Beşikçioğlu, tiyatro severlere unutulmayacak bir tek kişilik gösteri sunuyor. Bunun yanında Beşikçioğlu, Diyarbakır ve Ankara'da 14 oyun daha sahneledi. Küçüklüğünden beri şehirden şehire göç eden Beşikçioğlu, oyunculuk içinde bunu sürdürür. Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdığı Köprü isimli dizide, kendi doğruları ve halkın çıkarları için çabalayan, ayağını kaydırmaya çalışanlara rağmen ve kendisine inanmayanlara karşı kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışan bir vali karakterini üstlendi. Çekimleri Eskişehir'de yapılan dizinin ardından, Vali isminde bir de sinema filmiyle senaryo devam ettirildi. Bir şehrin ihtiyaçları vardır. Eksikleri, yanlışları, hesap soran, küsmüş, yalnız bırakılmış insanları vardır. İşte o zaman devreye girersin, ben buradayım dersin, sıvarsın kolları, başlarsın kavgaya. O insanlar daha iyi yaşasın diye, o şehir devletiyle barışık kalsın diye başlarsın ter dökmeye. İşte o zaman halkın sevgisi de, bağlılığı da sizin peşinizden gelir. Daha sonra yine Eskişehir'de çekilen ve bir öğrencisine sahip çıkan, Işık isminde bir üniversite hocasını canlandırdığı SS isimli dizide yer aldı. Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrolleri paylaştığı Tatlı Hayat isimli dizide bir rolle televizyondaki ilk önemli işini alan Beşikçioğlu, 10 yıla yakın süreçte birçok dizide ve sinema filminde yer aldı. Serdar Akar'ın Barda isimli filmindeki Nasır karakteriyle dikkat çekmesinin ardından aynı yıl Semir Aslan Yüreğin Eve Giden Yol filminde başrolde yer alır. Müthişti sandım. Meğer adam solukta yürüyeyim diye tokatlamış. Ne yüze bak. Demek merkeplerin geçtiği yolda yürütücü. Sahi ya. Seni daha önce burada hiç görmeyektim. Kimsin sen kardeş? Mahmut. Ben de sana gerektim Utrusuz'da. Derviş babanın selamı var. Aleyküm selam. Emret, emret. Derviş babanın başım üstünde yeri var. Estağfurullah usta. İki yıl aradan sonra Reha Erdem'le çalışma fırsatı bulur ve Hayat Var filminde oldukça başarılı bir oyun sergiler. ...2010 yılında Semih Kaplanoğlu'nun Yusuf üçlemesinin son filmi olan Bal'da rol alır. Bu filmde özellikle oğluyla arasında geçen fısıltılı konuşmalar sinema severler tarafından çok sevilir. Biliyor musun? İdris'in kovanlarına dadanan kuyruksuz ayı doğurmuş. Vallahi mı? Vallahi.
bir sonraki filmi aynı yıl vizyona giren Kurtlar Vadisi Filistin olur. Bir önceki filmin karakterine göre çok daha farklı bir rolde izlediğiniz Beşikçioğlu, bu işin de altından en güzel şekilde kalkmasını bilir. Canım ne zaman sıkılsa benim, onu düşünürdüm hep. Şu dünyada cinayetle uğraşmak dışında üşenmediğim tek şey Berna'nın saçlarını taramaktı. Berna öldü. Şule geldi. Bir gün bana ne dedi biliyor musun Şule? Unutmak kelimesi ondan çıkmış. Nasıl unutmak kelimesi ondan çıkmış? Yani bildiğimiz onu ya, hamur iş. Öyleymiş. Unutmak için onu fark etmek gerekiyormuş. Birini bütün olarak unutamazmışsın zaten. Evi pat diye unutamazmışsın. Ve yavaş yavaş gidermiş. Yavaş yavaş unuturmuş. Son olarak Behzat Ç. isimli televizyon dizisinde yeri geldiğinde vicdani hukukunu yazılı hukukun yerine koyan bir anti kahraman başkomiser Behzat'ı canlandırır. Yaşadığı olaylar yüzünden yıpranmış, kendini tedavi edeceğine inanarak sürekli olarak alkol kullanan ve haksızlık karşısında kendini kontrol edemeyen bir polis karakterine hazırlık için uzun bir hazırlık dönemini gerektirir. Cevdet! Ne oldu amca? Oğlum yol geçen ana mı burası? Önüne geleni içeri alıyorsun. Ama amirim siz kim gelirse gelsin içeri alın dedim. Almayacaksın lan! Bu kızı hiç almayacaksın. Deli la bu, deli. Dizi ilk sezonunda kendi kemik izleyicisini oluşturmayı başarır. Hatta öyle ki dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sonucu yayından kaldırılma durumu ortaya çıkar. İzleyicilerin sosyal medyada birlik olması sonucu ilk kez bir dizinin bitmemesi için bu kadar çaba harcanır. Behzat Ç'de güncel olaylara göndermeler yapılması sonucu gelen baskılar ve şikayetlerle dizi 3. sezonunda final yapmak durumunda kalır. Oynadığı karakterin iyi veya kötü yanlarının olmasının kendisi için önemli olmadığını, sadece ekibin bir parçası olarak kendi üzerine düşeni yapmak için çalıştığını belirten Erdal Beşikçioğlu'nu belki de son kez Behzat Ç karakteriyle Kasım ayında tekrar izleyeceğiz. Oynadığı her rol ve canlandırdığı her karakterle kendisini izleyicilere kabul ettirmeyi başaran nadir oyunculardan olan Erdal Beşikçioğlu'nun bir sonraki projesi ne olacak? Herkes gibi merakla bekliyoruz.